Herkese merhabalar. Bugün sizlere satranç ve tavla turnuvalarında kullanılan bu zaman kontrolü işine yarayan saatlerin nasıl ayarlandığını göstereceğim. İlk olarak bu saatlerin ne işe yaradığını göstereyim. Bu elimde gördüğünüz North American marka genelde bu turnuvalarda kullanılan en standart saatlerden bir tanesi. Bunlar şu işe yarıyor. Şöyle açalım. İlk olarak çalışır vaziyete getirelim. Şimdi bunların asıl görevi şudur. Tavla ve satranç turnuvalarında hamlelerinizi yaptığınızda, şöyle bir saati çalıştıralım. Hamlenizi yaptığınızda buraya basıyorsunuz ve rakibinizin saati çalışıyor. Yani şurasını sizin kendi saatiniz olarak düşünürseniz, burası da rakibinizin saati olarak düşünürseniz, şu anda gördüğünüz gibi rakibinizin saati çalışıyor. Bu 16 dakikalar sizin ana süreniz. Her hamle içinde bir 12 saniyelik bir zamanınız genelde oluyor. Eğer 12 saniye içinde hamlenizi yaparsanız bu ana sürenizden yemiyorsunuz. Fakat 12 saniye sonrasında ana süreniz giderek azalmaya başlıyor. Rakibiniz hamle yaptığında o da yine saate basıyor ve sıra size geçiyor. Gördüğünüz gibi 12 saniye içerisinde ana sürenizden herhangi bir zaman yemiyorsunuz. 12 saniye sonrasında da ana sürenizden zamanınızı yemeye başlıyorsunuz, görüyorsunuz. Hamlenizi yaptınız. Yine aynı şekilde ilk 12 saniye ana süre sabit kalıyor. Daha sonra 12 saniye geçtikten sonra ana süreden yine rakamlar düşmeye başlıyor. Gördüğünüz gibi. Ve bu şekilde devam ediyor. Karşılıklı olarak hamlelerinizi yaptığınızda saate basıyorsunuz ve bu saatler sıfırlandığında oyunu kaybediyorsunuz. Yani zaman süresi turnuvalarda bu işe yarıyor. Ve şimdi bu saatler nasıl ayarlanıyor ona biraz bakalım. İlk olarak saatimizi kapatalım ve tekrar açalım. Evet, burada bir modları var. Saatin modları var. Bu modları saatin arkasından görebilirsiniz. Çeşitli sistemlerde kullanılan çeşitli modlar var. Yani burada 23 adet mod görüyorum. Ve 20. moda baktığınızda manuel set diyor. Yani normal kendi kişisel ayarlarınızı yapabilirsiniz. O yüzden biz 20. mod üzerinden gidelim. Şöyle 20'yi ayarladığınızda, buraya bastığınızda istediğiniz sistemde burada ayar yapabiliyorsunuz. Mesela bu saat 16 dakika üzerinden ayarlanmıştı. Biz bunu 9 dakika artı 12 saniye olarak düzeltelim. O da şöyle olacak. 0'ı okeyliyoruz. Bunu da 0 yapıyoruz. Okeyledik. 9 yapıyoruz. Bunu okeyledik. Saniye, bu ana sürenin saniyesi. Bunlar 0. 0 olarak okeyleyeceğiz. Burası 9 dakika oldu. Şimdi diğer tarafı ayarlayacağız. Yine 0 yaptık. Bunu da 0'a getirdik. Okeyledik. Bunu da 9'a kadar getireceğiz. Okeyleyeceğiz. Yine saniyeler 0, 0 olacak. Ve daha sonra 0.12 yazan kısımda hamle başına saniye süresi. Bunlar genelde 12 saniye olarak kullanılıyor. Bunları da yine okeyliye 12 yapacağız. Bu şekilde 9 dakikaya ayarlayacağız. Yani hemen deneyelim. Saati çalıştırdık. Bastık. Rakibimizin saati çalışıyor. Ana süremiz 9 dakika oldu. Rakibimiz saati 12 saniye sonra ana süreden yemeye başlayacak. Ve 7. Evet, basıyoruz. Yine aynı şey karşı taraf için de geçerli. 9 dakika ana süremizden 12 saniye sonra yemeye başlıyor. Ve saatimiz ayarladığımız gibi çalışıyor. Hemen ufak bir örnek daha verelim. Saatimizi tekrar kapattık. Mesela tekrar 16 dakika artı 12 saniyeye göre ayarlayalım. Yine 20. mod üzerinden gidiyoruz. 20 modu okeyliyoruz. 0 dedik. Bunu 1 okeyledik. Okeyledik. 16 yaptık. Okeyledik. Saniyeler 0-0. Evet, bu yine okeyledik. 1 yaptık. Okeyledik. 16 yapmak için 6 yaptık. Okeyledik. Saniyeleri de okeyledik. Hamle başına saniyeler geldi. Bunlar da yine 12 olarak kalacak.
Bunları da tek tek okeylediğimizde saatimiz tekrar 16 dakika artı 12 saniyeye ayarlandı. Gayet kolay. Burada 4 tane düğmesi var. Buradan saati başlatıyorsunuz. Buradan saati durduruyorsunuz. Oyunun herhangi bir bölgesinde anında buradan saati durdurabilirsiniz. Mesela başlattık tekrar. Şu an bizim tarafın saati işliyor. Evet. Ana süremizden yiyor. Mesela oyunu durdurmak istediniz. Burada saatimiz de duruyor. Bastığımızda da saatimiz tekrar çalışıyor. Gördüğünüz gibi gayet kolay. Bunu genelde bu saatlerde mantık aynıdır. Bu mantıkla ayarlayabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey farklı saatte de bu arkasında ya da kutusunda bunların modları vardır. Bu kendinize uygun modu bulabilirsiniz ya da serbest modda kullanabilirsiniz. Bu saatlerdeki serbest modda 20. mod, 20. modda da istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Evet, videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu gibi videoları biz sürekli olarak çekiyoruz. Aynı zamanda tavla turnuvalarımız, tavla eğitim videolarımız ve tavla hakkında çeşitli videolar, tavla ekipmanlarını tanıtıyoruz. Bunlarla ilgili videoları takip etmek isterseniz abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.